şimdi karşınızda valla muhteşem iki oyuncu geliyor. Ben daha önce hiç tanışmadım, burada tanışacağım. Ama izliyoruz hepimiz. Poyraz Karayel'den Celil Nalçakan'la Ali İl'i ağırlayacağız efendim. Mikrofonlar takılıyor şu an dışarıda. Kapıda çaldı, sen tanıyor musun? Hadi lan yalan. Bırak, hangisi Celil abi, hangisi Ali abi soracağım sana, tanıyormuş. Yalanını yiyeyim seni. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldin. Nasılsın? Abi, hoş hiç geldin. Duymadık. Abi ne haber? Abi, abi. Kolay gelsin. Hoş geldin, buyurun. Eyvallah, hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor dizi? İzlenmiyor dedem ya. Hoş geldiniz abi. Kötü yani. Şeref verdiniz. Hoş geldin. Geldin. Buradaki herkese sorabilirsiniz. Beğendiğimiz bu ara piyasada iki tane iş var. Biri Poyraz Karayel, biri de Paramparça. Hakikaten çok güzel çıkıyor ama sizinkinin acayip bir havası ve aurası var. Çünkü galiba birden fazla hikaye yürüyor böyle. Bir tane hikaye olmadığı için hiç de sıkmıyor. Sizin karakter ayrı bir tuttu ikili. He, Sefer Zülfikar. Evet, Sefer Zülfikar. Seninki zaten... Kendi başına buyruk. Çok güzel yani. Lanet. Hakikaten şimdiye kadar kıskandığım karakterlerden biri. Yemin ediyorum abi. Mesela Poyraz Karayel'le oynayacak olsan hangi rolü oynamak isterdin neden? Sadrettin değil mi? Ben de vallahi billahi ben de yani. Yemin ediyorum. Valla mı? Valla 25 Nisan'da Sadrettin oynasa oluyor. Bir saat. Oğlum böyle yerlerde vur, espri yapıyor ya. Ha? Gerçekten yeteneksiz ya. Siz arada uyarın lütfen abi. Bak gözüme gözlük sor. Abi siz neye bağlıyorsunuz başarıyı ya? Kısmet. Ne kısmet abi, yapma. Şans dedem. Ve bir şey söyleyeceğim. Mafyavari bir işi de kadın bir yönetmenin çekmesi. Ya o kadın yönetmen köpek balığı avlamaya, köpek balığı beslemeye gidiyor abi. Şaka değil yani. Normal bir insan değil yani. Bir de hani şey zaten hani boşnak falan. Ya onun cinsiyetle alakası yok ya. Ve en çok dikkatimi çeken şey de bak, inanılmaz sıkı takipçisiyim abi. Öyle böyle dizi izlemiyorum. Senin sahnelerin Sherlock Holmes. Sen konuşuyorsun ama gözler bakıyor oradan kesmeden evet, falan. Evet, kurgumuz murgumuz değişik abi. Peki Mertkan sen mi yarattın abi o mevzuyu, yoksa böyle kurguda bu adama özel bir şey mi yapalım? Bu karaktere özel. Polisliğe özeniyorsun ama nefret ediyorsun polislerden. Nefret ediyor falan. Peki olmaman yüzünden mi nefret ediyorsun acaba? Olamaman yüzünden yok, mi? Yok, alakası yok. Zülfikar sağlam işkence görmüş bir karakter yani zamanında. Böyle şeyden filan atıyorlar ya, ikinci kattan atıyorlar ki böyle şeyler Türkiye tarihinde olduğu için. Yani o yüzden nefret ediyor adam. Hani ama özeniyor da. Kokusunu alıyor falan. Ya abi süper kahraman, hayali kahraman yani. Düşünsene polis kokusu alıyorum falan diyor yani. Garip bir herif yani. Büyük bir aşka başladın şimdi. He. Abi diyorum ya, acayip sıkı takipçiyim. Adam gidiyor kelle Murat abiyle işbirliği yapıyor falan filan. Fena yazıyor. Murat ya, öyle bana gel dedi. Tıs. Vur lan. Murat abi sana gel dedi. Değil mi? Değil, sırma saçlı bence. Saçsız. Saçsız. Ya bir de şöyle bir durum var şimdi. Bu kadar izlenmesinin nedenlerinden biri bence de Ali Bey. Buyurun Celil Bey. Abi şu anda televizyondaki tek muhalif iş. Doğru, evet. O tarafından bakarsan yani. Zamanında işte Leyla Mecnun'un ve Behzat Ç'nin yaptığı şeyi şu anda biz yapıyoruz. Yok ki başka muhalif iş. Nasıl olur ama. Diğer muhalifleri paketlediler. E şimdi bir... Yani kaldırılması durumunda bir hengame çıkabilir yani. Küfürsüz yayınlanıyor mu internetten? Sansürsüz öyle bir şey var mı sizde? Bir iki kısmını izledim ben, bir iki parça. Her bölüm en az 3 milyon izleniyor ve genelde mesela 19. bölüm yayınlandı ya. Çarşamba günü yayınlanıyor. En çok mesela sonraki hafta salı günü izleniyor. Yani yayından bir gün önce epey internetten yardırıyor millet. Bölümü 6-7 kere izleyen insanlar var yani. O yüzden de böyle çok detay bakıyorlar filan bir süre sonra. O yüzden de biraz hassas davranıyoruz biz de. Yani daha doğrusu ekibimiz. İnternetin bu mevzusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hazır biz de internette iş yapıyoruz ya. Şimdi 3 milyonlar, 2 milyonlar falan ama. Abi çok büyük rakamlar ama internette verilen paralar bunlara ufak rakam. Yani 1 milyon izleyince videon 2000 dolar gibi bir para alıyorsun. Evet. Öyle ufak rakamlar aslında. Evet. Ama bir gelecek var mı? Yani sponsorlu böyle. Ben biraz uzağım o işleri. O yüzden hani sen anlatırsan dinlerim ama sosyal medyayla ben daha yeni tanıştım. Öyle mi? Yani hani bir sene olmadı daha şu akıllı telefonu alalı. İşte Instagram'dır, Twitter'dır falan hani hiç bildiğim konular değil de yavaş yavaş alışıyorum. Daha yeni 3-5 resim paylaşmaya başladım. Peki Instagram adresiniz nedir? Bunu da paylaşalım. Alt yazı geçsin falan şimdi burada. Alt tam tire Ali 85XXX. Aradığı alakası. Çok iyi abi. Tarzını çok sevdim. Sen ister misin böyle yeteneksiz meteneksiz diye gömüyorsun. İki hafta sonra Okan Bayır geldi. Aynen olur. Sen nereyesin abi? Ben Sivaslıyım abi. İstanbul'da galiba zaten bir 3 milyon kadar Sivaslı var. Tabii tabii yani hemşerisini görüp şaşırılmayan tek yer İstanbul yani. Sivas'ın kendisinde 600 bin kişi var. Sivas'ta daha az Sivaslı görüyorsun. İstanbul'dan. Sen abi? Urfa. Sen batılısın.
Aa, şaka mı diyorsun? Abi adam İzmir yakışıklısı gibi ha. Buraya oğlum ona çok olman lazım seni ya. Valla Urfalı mısın? Siverekliyim. Oha süpermiş abi. Acayip ya bu da ne işte. İzmirli misin? Karşı yakalayım. Urfalı mısın? Onu Siverekliyim. O göz falan kırpıyorsun bizi mi kekliyorsun abi? Hayır abi. Abi aa, aşk olsun şöyle yapayım ya. Ay Siverekliyim muhabbetine o güldü de o yüzden. Bizde çünkü böyle of Trabzon, Karşıyaka, İzmir şeyi var. Bu yakışıklılık aileden mi? Estağfurullah efendim. Ne estağfurullah? Değil mi abi? Yakışıklı adam değil ya, mi? Ya çok yakışıklı abi. Ya şimdi bak bizim dizinin durumu o yani. Şimdi dizinin yakışıklı kontenjanını işte İlker'le Ali, Musa mesela abi. Karizmatik kontenjanını Görkem'le Musa abi. Sen? Komik Musa abi net yakışıklı ya. Burçin'le ben alıyoruz yani. Musa abi büyük yakışıklı abi. Abi bir öyle adamda böyle inanılmaz bir karizma yok mu ya? Konuşması, konuşması falan filan. Buradan çok selam. Keşke canlı izlense abi. Vallahi da yok öyle bir şey. Şimdi bir quiz yapacağız sırayla da. Önce hanginizle başlayalım? Özel güzel cevaplarda lütfen şu önündekine kiraladık, para verdik. Vur. Ya hepsinde vur yani, anladın mı? Çünkü aa, ben bu konuda... Ya, aile. Sadakat. Candır aile. Aşk. Wolverine falan. İnanmıyorum. Nasıl inanmıyorsun? İnanmıyorum abi. Sektör. Has sektör ya. Biri daha verdi. Tolga da verdi aynı cevabı. Para. Azı karar çoğu zarar abi. Yani para... Zengin de olduysan zengin devam etmek iyidir. Seviyorum ben ya. Gerekli bir şey ya valla. Ben kontrolüs bir adamım abi. Dost. Ali İl, Görkem Kambolat. Bunlara hiç tepkin yok ya. Siyaset. Yani çok yalan yani. Çok fazla yalan yani. Gerek adalet. Yok. Bir kadın ismi. Önce katilleri bulsunlar dedem ya. Ondan sonra konuşuruz yani o mevzuyu. Anadolu, Avrupa. Akşam 11'e kadar Anadolu. Sabah 11'e kadar da Avrupa. Takılıyor musun? Nereye? Dışarıda böyle hani çıkayım içeyim. 15 günde bir falan çıkıyoruz ya işte. Zaten ben hani 8-9 yıldır bu hayalin şeyiyim, müşterisiyim Hayal Kahvesi'nin. Onun müşterisi olmayan oyuncu zaten... Ya zaten ilk kim gittiyse oraya onun Allah belasını versin. Bizde epey koyun gibi sürü psikolojisi yani. O Denyo Hayal Kahvesi yerine... İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ne gideydi. Şu anda bu noktada değildik yani. Oyuncu olmasaydın? Jeneratör kamyonu şoförü olurdum. Büyük yatıyorlar dedesette. Oh böyle böyle değil. Esnaf olurdum. Abi sen kesin şarkıcı falan olurdun ya. Niye? Yakışıklı, elini atar, saçını atar falan. Peki bir şey söyleyeceğim. Hakikaten çok yakışıklı değil mi? Abi çok. Abart. Vallahi, ciddi abart. Söylüyorum abartacak bir şey yok. Bu arada... Diye bunun ben böyle bu bir kötü bir şey bilmiyorum ama ekrandan daha... Yakışıklı ya. Vallahi çok daha güzel görünüyor sen. Öyle öyle. Tamam şaka. Gördük abi bunu. Alkol. Rakı diyelim daha doğrusu. Akşamda. Dizi. Dizi abi ekmek parası işte. Yani bence de. Öyle başladı. Çok şey klasik bir söylemdi böyle. Bütün tiyatrocular, oyuncular böyle. İşte diziyi ekmek parası için yapıyoruz. Aslında işimiz olmaz falan filan ama öyle değil artık. Hasiktirsinler yani. Ya. Çok şanslıyız ya aslında. Ya biz bir de davar gibi çalıştığımız için bu ara... Mesela 9 ay kadar bilmiyorduk işin bu kadar tuttuğunu yani. Bir beraber İzmir'e gidince aslında anladık neyin ne olduğunu. Tabii İstanbul'da insanlar alışmışlar. Evet, bir ünlü görmeye, televizyonda gördüğü birini görmeye çok alışmışlar. O yüzden çok da şey olmuyor. Ama İzmir'e falan gittik işte 2-3 gün orada bir söyleşi gibi bir şey vardı. Abi yani Celil Bey'le yürümüyor gerçekten. Vallahi. Estağfurullah Ali Bey, o sizin yakışıklılığınız. Niye? Meşhur bir şey. Ya bir de böyle... Sevgi siklememesi diye bir şey var ya, seni o kadar seviyor ki senin söylediğin şeyin bir önemi yok yani. Abi midye ye, tokum. Ya ye! Ya tokum! İstanbul. Yani İstanbullu sevmiyorum.